Demek Hamiyet Hanım'ın yeğenisiniz. Evet. Aslında çok tasvip etmiyorum bu tür görüşmeleri ama Hamiyet Hanım arayıp özellikle rica edince kıramadım kendisini. Sağ olun. Önemli olmasa zaten sizi zor durumda bırakmazdık. Gardiyanı yolladım. Hava Hanım birazdan burada olur. Peki. Karar verdin mi oğluna ne isim koyacağını? Yok, hiç düşünmedim. Alacak nefesi olsun da sonra bulurum bir isim. İnşallah. Ben düşündüm. Yusuf Ziya koyacağım. Yusuf Ziya. Babasının yoluna ışık olur inşallah. Ne o kız? Uyuz kapmış gibi karşımda harturt kaşınıp duruyorsun. Yetti be. Hacı abla. Ah, çok kötü kaşınıyor ya. Vallahi bak var ya dayanamıyor bak. Elebe bir şey değil. Bak orada füsuk kız saçını başlıyor olacak yazık. Bak bir Allah aşkına ya. Ah, Hacı abla. Ah, ya bu sivrisinek mi yedi diyece baba. Sivrisinek olmaz bu havada. Acaba diyor ki ben bizi tahta korusu soktu değil mi? Kız pireler sarmasın bizi. Ay! Ne oldu be? Ay ne bileyim pire mire dediler huylandı. Allah Allah. Hava. Buyurun. Müdür odasında özel görüşün var. Yürü. Allah Allah hayır olsun. Avukatı mı geldi? Yok. Müdür Hancıoğullarından dedi. Hamiyet Hanım ulak mı yollamış ne? Benim Hamiyet Hancıoğlu'nun ulağına diyecek sözüm yok. Havva. Ne? Sen konuşma git bir dinle. Belki önemli bir şey diyecekler. Ya ayağına kadar geldiğine göre. Sevda. Bana sevdiğim adamın katil dediler. Yetmedi oğlumu da umursamayıp bu delikte gebersin dediler benim için. Daha fazlasına gerek yok. Amma lafı uzattın be. Müdür al getir dedi. Fazla konuşma. Hadi düş önüme. Allah Allah zorla mı? Tamam Zuhal abla. Zorlama kız istemiyor işte. Ya sana ne? İlla birini götüreceksen ben gideyim. Dertleri neymiş öğrenelim. Ne? Ne zararı olacak ki? İyi tamam sen bilirsin. Hem müdür Havva hastaydı deriz. Beni yolladı. Sana da arıza çıkartmaz. Hava, siz misiniz? Yok, ben Sevda. Hava'nın koğuş arkadaşıyım. Neden gelmedi kendisi? Hamiyet Hanım'la da elçisiyle işim olmaz dedi. Keşke beni bir dinleseydi. Sen...
Sen olsun. Kim? Hastanede. Hastanede karşılaşmıştık. Daha doğrusu siz bayılmıştınız. Evet, siz de beni taşımak zorunda kalmıştınız. Kusura bakmayın. Siz de mi hamilesiniz? Başka kim hamileymiş? Havva Hanım. Halam çok çok pişman. Ve yaşananların üzerine sünger çekmeye hazır. Havva Hanım'a da bebeğe de sahip çıkmak istiyor. Nereden biliyorsun? İnanması güç. Hele bu yaşananlardan sonra. Ama tutunacağı tek şey o bebek. Oğlundan kalan tek emanet. O yüzden üstüne düşeni yapmak istiyor. Hani derler ya, elçiye zeval olmaz diye. Sen Hamiyet Hanım'ın teklifini sundun. Ben de bunları Havva'ya anlatacağım. Ama kabul eder, etmez. İnanır inanmaz onu bilmem. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Affedersiniz. O gün hastanede neden bayıldınız? Hastaydım. Bebek yüzünden mi? Kusura bakmayın. Haddimi aşmak istemedim. Ben Havva'yla konuşacağım. İyi günler. Size de Sevda Hanım. Kız dinledi dinledi. Sonra da Havva'yı anlatırım dedi. Ya kabul etmezse? Dur bakalım halacığım. İyi de baksana Havva karşına bile çıkmamış. Önceden niyetimizi bilmiyordu ama öğrendi artık. Ali Ömer. Ne olur paşam. Ne olur mavişim. Bir kere daha git. Ha? Ne olur. Belki bu defa ikna edersin. Belki bu defa kendi gelir karşına. Vallahi yaşayamam. Torunumla biraz beraber olmasam. Allah yaşayamam. Ölürüm ben. Ölürüm. Anneciğim. Ha yavrum. Hadi yemeği bekliyoruz sizi. Tamam yavrum. Geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.